Herkese cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar dün hayvanlarımızı yaylaya kovmuştuk. Dün yayladaki yatağa kadar geldik. Bugün de şimdi yaylanın çayırlıklarında koyunları otlatıyorum. Bu sene bol yağışlı gitti. Her yer yemyeşil. 10 numara. Koyunlara da çanları taktık yaylada. Biraz ses çıksın iyi olur. On numara yer. Süper. Köpeklerimiz geçen sene yavruydu. Bu sene şimdi tam bir yaşına girdiler. Gel Hacı Taylaz gel. Geç çıkmamızın sebebi de yaylaya şu kuzuların olmasıydı. İkinci kuzularımız oldu. Biraz onların, koyunların doğurmasını bekledik. Bunlar biraz 15 günlük falan. Bunların dişleri çıktı. Bunları saldık yukarıya. Şimdi bunlar da yavaş yavaş otlamaya çalışıyorlar maşallah. Bir haftaya kadar bunlar patır patır otlar artık. Aşağıda da var. Daha 3-4 günlük olanlar var. Onları anneleriyle bıraktık. Biraz 10-15 gün kalacaklar aşağıda. O kuzuların da dişleri çıkınca anneleriyle beraber salacağız dışarıya. Bunlar maşallah otlamaya çalışıyorlar yavaş yavaş. Bir de misal şu koyunların kuzuları vardı. Biraz büyüktü onlar. 4-5 aylık olan. Onları da çıkartmadık yukarıya. 20 kadar kuzumuzu. Onların çünkü sebebi artık annelerinden ayrılmaları lazım. Yukarıda da ayıracak yerimiz yok. O sebepten aşağıda bıraktık. Bir 15-20 gün duracaklar. Onları kırkacağız. İnşallah saldığımızda annelerini emmezler. Biraz da annelerini savuyoruz biz. Günde bir kere bir öğün. Hem göğüsleri şişip mastitis olmaz. Hem biraz da peynir falan yapıyoruz. Kendimize yiyoruz yemek için. Biraz da satıyoruz isteyenler oluyor. Çok güzel yeşillenmiş. Koyunlar artık rahat. Artık Kasım aralığa kadar buralardayız inşallah bir sıkıntı olmazsa. Koyunlar da yamyam gibi. Bir otlayıp durak demiyorlar. Eskiler demiş ya dağlar mı zengin beyler mi diye. Herkes demiş dağlar. Hakikaten de öyle. Baksanıza adamın bir ton tarlası olsun. Yine buralar kadar koyun otlatacak yer olmaz. Her yer ot. Mantarlar falan da çıkmış yerlerde de. Şunlar. Şekilde geyik mantarı bunlar. Bunlar yenir de normalde şey. Böyle bir sert plastik gibi bir mantar bunlar. Ben sevmiyorum fazla. Ama beyaz çayır mantarı falan bakalım. Yukarılarda inşallah bulurum. Kızlar. Bunlar da bizim maşallah. Adamlar koç olacak. Sakız. Sakız kuzular. Şu yeni aldığımız koyunları da kırdım. Nerede o koyunlarımız? Biraz göstereyim size. Şu koyun misal bir tanesi. Şu. Bu da bizim koçumuz maşallah. Boynuzlu merinos. Şu koyunumuz var. Şunlar. Üçü aynı yerden gelme. Karalıyla beyazlı. Orada mantar yiyor onlar da.
Bunların üçünde oradan geldi. Şu koyun. 22 tane koyun aldık. Bunların içine 5-6 tanesini kurbanla sattık. 5-6 kadarını. Biraz yani yalan yok, yaşlı tipli olanları, yaşı ilerlemiş olanları sattık. Bunlar genç tipliler. Bakalım damızla falan isteyen olursa satarız inşallah. Satmazsak da kalsınlar, güzel hayvanlar çünkü. İri yapılı maşallah. Bu da bizim geçen yıl bıraktığımız koç. Bu da Mayıs'ta falan olmuştu. Mayıs kuzusuydu. Şimdi Mayıs kuzumuz yok da burada. Bunlar. Geçen seneler şu tip değiller bunlar. Şu siyahlı kadar falandı onlar. Şu siyahlı kadar falandı. Maşallah bu sene kocaman koç oldu. Koyunlara bakacak. Bu da kıvırcık. Bunun annesi maşallah sütlü. Annesi nasıl? Yalova kıvırcığı cinsi var. İnşallah bakalım çıkan kuzular da iyi olur bundan. Bu da bizim sakız koçumuz. Bir boynuzu kırık olan. Bu sene ikinci aşımını yapacak bu. Koyunlara. Geçen sene kuzular ondan. Bunlar da kışınki kuzular da. İkinci kuzular da bundan birazı. Şu beyazlılar da bizim Merinos'tan. Bunlar biraz da maşallah yakışıklı tipte bu siyahlıdan olanlar. Siyahlıdan olanlar biraz daha hoşuma gidiyor ama. Ha tabii o kıvırcık olanlar daha çok kilo basıyor. Kantara girdiğinde. Bunlar biraz kuzuyken o kadar kilo toplamıyor. Boş oluyor. Maşallah şuran mutu. Vallahi Allah iyi vermiş bu sene. Hayvanlarımızı inşallah güzelcene bakar. Kurt da çok diyorlar bu sene. Bakalım inşallah zayiat vermeyiz. Geçen sene bir tane koyunumuzu kaptı. O da onun hakkı tabi de. O da çabuk çocuk besliyor. Bu sene bakalım köpeklerimiz nasıl bir iş yapacak. Bunlar da geçen sene toklularımız maşallah. Bunlar iyi anaç olacak inşallah bakalım. Herkese hayırlı günler olsun diyelim, ne diyelim. Arkadaşlar şimdi yaylada öğlen vakti. Koyunları şu karşıdan getirdim. Şu karşı dağın arasında. Şimdi burada su var. Geçen senelerden videolarımızı izleyenler bilir. Burası Samsa Çavuş'a bağlı. Bizim Kovucak köyü. Şu taraf. Şu aşağısı da Samsa Çavuş köyü. Orayla bizim yayla bir işte. Burasında da 3 bunlar var diyoruz. Koyunlar biliyor suyu. Maşallah. Hayvanlar da susamış herhalde. Ben hemen bir videoyu durdurayım da hayvanların su içini çekelim, hem hızlıca gideyim. Arkadaşlar mekana geldik. Koyunlar maşallah. Biliyorlar burayı. Koşuyorlar hemen suya. Yavaş yavaş gençlik, yavaş. Pis pis pis. Aha. Lan. Kuzumuz da serinledi. Ne? 10 numara mekan. İyi maşallah çeşmelerin üçünden akıyor su. İyi bu mevsimde, güzel. Biraz koştum, yoruldum. Bu hayvanlar suyu biliyorlar, bir günlük yoldan koşuyorlar. Kızım aşağı in, aşağı in. Pis pis pis. Yürü lan oradan, nasıl ineceksin? Pişt pişt pişt. Koyunlar maşallah. Ha kuzumuzun biri daha, banyo keyfi. Al erken çıktı.
Koyunlar sıcakta harbi susamış. Aa benim kara kızım ha. Ne oldu? İç bakayım sen de suyunu. Gariplerim. Biraz arkadaşlar. Burası da maşallah. 10 numara otlamış hayvanlar neredeyse gözükmeyecek ottan. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Videoda tam net de. Çok güzel otlu. Biraz şu hayvanları kıyılayacağım aşağıya. Biraz daha su içsinler iyice kana kana. Arkadaşlar bayağı bir oldum geleli. Halen daha su içen koyunlar var. Hemen koyunu birden pişt pişt pişt. O kızım. Suya salıp çekiliyor. Koyunların mağazası içti mi çekiliyor. Koyunlarda da sürü psikolojisi. Hemen onlar da kenara çekiliyor ama acele etmeyeceğiz. Yoksa hayvan suyunu alamaz. Bir daha gerekirse birkaç kere daha suya kovacağız ki suyunu tam alsın. Küçük kuzularımız içsin. Koyunlar tekrardan içsin. İçemeyenler olur. Onlar gitsin. Geri. Şimdi şöyle aşağıya doğru gideceğim. Bir daha yukarılık çekeceğim hayvanı. İyice suyunu içsinler. Maşallah içiyorlar. Ne güzel maşallah. Ne oldu lan? O da anam yüzmeye gidiyordu. Olsun, olsun. Bunlar bu sene kuzumuz. Bunlar da alışacak bakalım buraya. Suyun yanları falan çok güzel otlanmış burada. Buraları biraz otlayacağım. Köpekler de garibim sıcakta. Sıcakta onlar da terte çıktı. O da gitmiş oluğun kenarına yatmış. Şunlar yeni aldığımız koyunlar. Onlar da ha için lan. Tamam o da öğrendi artık suyu. O da bu Şakir. Biraz şuralara da şey yapacağım. Kanal gibi bir şeyler yapacağım küçük de. Kuzular da içsin. Arkadaşlar. Koyunu aşağıdan bir daha suya kıyılacağım. Şu yukarıdaki büyük çamanı orada yatıracağım. Orada yatıracağım hayvanları. Maşallah bizim kara kızlar içiyor. Dedikleri yerden içiyorlar. On numara su. İç kızım. Hayvanlar da biliyor kirli su içmiyor. Aşağıya. Pişt pişt pişt. Kızım aşağı. Pişt pişt pişt. Lan şerefsiz. Küş 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 küş. Pişt 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 pişt. Pişt pişt pişt. Aşağıdan gitsinler ki en azından bir daha su içerler. Pişt 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 pişt. Kuzular da içiyor. Burası var ya tam oturup dinlenmelik bir yer. 10 numara yer. Koyuna da soğuk mu geldi? Ne yaptın? Hayvanların suyunu içen gidiyor. Şimdi yukarıya çıkartacağım. Orada hayvanı biraz yatıracağım. 2 saat falan.
Şimdi saat bir 12.30 falan. 12.30 bir arası galiba. Bir 2-2.5 saat yatıracağım. 3 gibi de kaldıracağım. Hem koyunlar yediklerini yersin be. Hem ben karnımı doyurayım. Arkadaşlar, bir de şu suyun güzelliğini size yakından göstereyim. Şuradan şu şekilde yukarıdan çıkıyor. Buraya bir çeşme yapılmış zamanında. Buradan geliyor şu şekilde büyük ova. Oradan aşağıya.